hanım beni kaldırdı. Dedi ki bir sallantı vardı. Deprem oluyor Fethi dedi. Ben de kalktım zaten. Kalkar kalkmaz direktmen avizeye baktım. Hani bir deprem oluyorsa ilk sallanan yere bakarım. Avizeye baktım. Avizede herhangi bir sallantı yok. Dedim ki hanım dedim. Yani saat 3 olmuş Allah aşkına. Deprem olmuş olsa dedim normalde avize sallanır dedim. Vur kafayı yat dedim. Ben de ondan sonra yattım. Sabah kalktım işime gittim. O gün bir şey yok. Ertesi günü aynı şekilde 12 gibi ufaktan bir sallantı yine olmuş. O arada zaten aşağıdaki dükkan sahibi camcıyı çağırıyor. Camı değiştiriyor. Camı değiştirdikten sonra cam bir daha çatlıyor. Tabii bu arada anlamıyorlar. Ben de saat 3.30 civarı hanım beni aradı. Dedi ki Fethi dedi. Ben de o gün uçak bileti ayırtmıştım. Bir işimiz vardı. Bayburt'a geçecektim. Erzurum üzeri Bayburt'a geçecektim. Dedi ki çocuğu okuldan alır mısın dedi. Dedim ki ben de dedim müşteriler gelmiş dedim. Müşterilerle ilgileniyorum dedim. Ben gelemeyeceğim. Biraz gecikeceğim. Şimdiden zaten halam normalde oturma odasında oturuyorlarmış. Benim ufak kızım da telefonla oyun oynamayı çok seviyor. Oturuyorlar. O esnada hanım diyor ki bir anda diyor baktım ev sallanıyor dedi. Tamam mı? Ayağa kalktık dedi. Halayla birbirimize sarıldık. O esnada zaten diyor çökmeye başladık. Benim kızım arka odanın salonun diğer başına, binanın diğer başına sürüklenmiş. Sürüklenmiş oradan mutfağa doğru kaymış. O esnada buzdolabı düşüyor ayağının üzerine. Kendisi de orada düşüyor. Ayağının üzerine düşüyor. Orada kımıldayamıyor. Betonlar da buzdolabının üzerine geldiği için benim kızım Azra Hava tek göze siper olmuş. Allah'tan aşağı tabii ki Allah'ın takdiri her şey. Yani bunlar da böyle bu şekilde gelişmiş olay. Şeyde ilk önce zaten işiniz kurtarılıyor. Ve ilk sorduğu soru tabii Havva diyor. Havva nerede? Herkes ona moral vermek için de Havva'nın kurtulduğunu söylüyor. Oysa o sırada içeride Havva ve biraz zaman alıyor değil mi? Ne kadar sonra Havva'ya ulaşılmıştı? Havva'ya yaklaşık 18-19 saat sonra Havva'ya ulaşıldı. Tabii. Çünkü ben oradaydım. Ben geldim hanımı gördüm zaten. Kolonların arasından bağırıyor. Bağırdığı zaman zaten ben otomatikman çöktüm zaten. Hani ben... Yani bünyem çok sağlam olmasına rağmen çöktüm kaldım orada. Bir an kilitlendim. Sonra kendime geldim. Benim hanım diyor ki Fethi Havva. Havva'yı kurtar. Başka hiçbir şey söylemiyordum. Evlat tabii evlat. Yani kendi canını bırakmış zaten. Onun zaten ayağı kırılmış. Kemikler çatlamış. Yani kolon üzerine düşmüş ayağının. O esnada sadece Havva. Yani Havva'ya bakıyorum, Havva yok. Gürültü, insanlarımız her taraftan sesler geliyor. Tabii yardım etmek istiyorlar. Onların da gayesi bir insan kurtarabilmek. Ama çok ses olduğu için biraz da zaman kaybımız çok oldu.